Evet, herkese iyi günler. Bugünkü sorumuz Amerika'da AIM dedikleri, pardon, şurayı biraz düşüreyim, şurayı silelim. AIM dedikleri sınav, bu sınava davet edilmeniz gerekiyor. AIM, şuraya. Evet, bu sınava davet edilmeniz gerekiyor. AMC 12 sınavında %2,5'a girenler bu sınava çağrılıyorlar davet üzerine. Bu sınavdan yüksek not alanlar da Amerika Matematik Olimpiyatlarına çağrılıyor. Ne demişler şimdi Türkçeleştirirsek sorumuzu? Bir tane ABCD karesi var dışarıda. Ondan sonra içeride de iki tane küçük kare var. Ondan sonra en küçük karenin yani KLMN karesinin alanı 99 olarak verilmiş. Sordukları H, J, F, G karesinin alanı nedir diye sorulmuş. Başka ne verilmiş? E noktası AD'nin yarısıdır denilmiş. Ondan sonra C ve F noktaları EC'nin üzerinde. KL noktaları SC'nin üzerinde. Ondan sonra H, C, N, M noktaları da kenarlar üzerinde. Mesela. Evet, sordukları H, G, F, J karesinin alanı nedir diye soruluyor. Sorulan soru bu. Evet, videoyu durdurabilirsiniz burada soru üzerinde çalışmak istiyorsanız. Yoksa devam edelim. Şimdi şu küçük içerideki küçük karenin kenarına x dersek, ondan sonra büyük karenin kenarına da y dersek başka ne yapabiliriz? Şimdi şurada E noktası AD'nin yarısıymış. Yani şurası A'sa şurası 2A'dır. Ondan sonra EC uzunluğu da Pisagor teoreminden A kök 5 çıkar. Şimdi eğer şu kenarların oranını yazarsanız ED'nin EC'ye oranı 1 bölü karekök 5'tir. Ondan sonra DC'nin EC'ye oranı da 2 bölü karekök 5'tir. Şimdi bunları niye yazdım? Şu görmeniz gereken burada EDC üçgeni, CFC üçgeni, HBC üçgenleri birbirine benzer üçgenlerdir. Neden? Şuralar dik. Ondan sonra şu açı ve şu açı komplementer açılar 90 derece olmak durumunda. Dolayısıyla şu şuraya eşittir. Ondan sonra bu buraya eşittir. Şu şuraya eşittir. Bu buraya eşittir. Yani açı aksiyonundan bu üç üçgenin birbirine benzer olduğunu görmeniz lazım. Dolayısıyla C, C'yi Y cinsinden yazarsanız nedir? Karekök 5, 2, Y'dir. Şu orantılarda. Aynı şekilde BC nedir? 1 bölü karekök 5, Y'dir. Çünkü şurası da iyi. Dolayısıyla şu BC'nin uzunluğunu Y cinsinden yazabiliriz. Şurayı radikalden kurtarırsanız buradan da ne bulursunuz? 7 karekök 5 üzeri 10 diye bulursunuz. BC'nin uzunluğu. Şimdi
Şurada gördüğünüz gibi iki tane küçük üçgen var. Bunlarda da aynı şey. Bunlar da açı aksiyonundan birbirine benzer. Diğer üçgenlere de benzer tabii ki. Dolayısıyla şurası da x. AN ve NH uzunluğunu x cinsinden yazabilirsiniz şu orantılardan. AN nedir? X bölü karekök 5'tir. Ondan sonra NH nedir? NH nedir? Karekök 5 üzeri 2 çarpı x'tir. Toplarsanız size ne verir? AH'in uzunluğunu verir. AH uzunluğu dolayısıyla 1 bölü karekök 5 x artı karekök 5 bölü 2 x. O da eşittir. Karekök 5 üzeri 5 x artı karekök 5 üzeri 2 x. Tabii ki buradan da 7 karekök 5 üzeri 10 x bulursunuz. Şimdi AB'nin uzunluğunu nasıl yazarsınız? AB şu artı HB şudur. Dolayısıyla bu tabii ki aynı zamanda BC'ye eşit. Dolayısıyla 7 karekök 5 üzeri 10x artı 2 karekök 5 y eşittir. 7 karekök 5 üzeri 10 y'dir. Bunu bu tarafa alırsanız 7 karekök 5 üzeri 10x eşittir. 7 karekök 5 üzeri 10y eksi, şurayı radikalden kurtararak yapalım. 2 karekök 5 üzeri 5 y. Yani ise buradan 7 karekök 5 üzeri 10x paydaları eşit hale getirirseniz 2 ile çarpacaksınız. 4 çıkartacaksınız. Dolayısıyla ne kalıyor burada? 3 karekök 5 üzeri 10 y ise tabii ki y eşittir 7 bölü 3 x. Şimdi her iki tarafın karesini alırsanız ise y kare, yani bize sordukları alan, 7 bölü 3'ün karesi x'in karesi ise y kare eşittir tabii ki 49 bölü 9 çarpı 99. Buradan da 539 bulursunuz. 49 çarpı 11. Evet, burada doğru cevap 539. Başka yapılacak bir şey yok burada. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.